Haydi konumuza geçelim. Ne yapmış biliyor musunuz Ramise Hanım? Geçmişe gitmiş, anlattıklarıyla da bütün kayınvalidelerin ağzını açık bırakmış. Allah. Bakalım o geçmişten neler çıkacak. Dördüncü çocuğuma hamileyim, doğum yaptım, Laos'tayım. Eşim memleketten geldi, yanında da bir hanım. Ben de Laos'tayım ya, ben de sevindim hani yanıma birini getirdi de akrabalarından. Yardımcı olacak bana diye. Ben nereden bileyim dini nikahlı eşi olduğunu? Adam bir gün evden televizyonu satıyor. Neye babama para yollayacağım? Anneme para yollayacağım. Ya evdeki eşyayı satıp sen anneni mi doyuracaksın? Eve mi bakacaksın? Sürekli parayı ailesine yolluyordu. Ben burada çalışıyorum, didiniyorum. Gece gündüz nöbetlerden çıkıyorum. Uykusuz geliyorum, bir de çocuk bakıyorum. Hep söz veriyor, yok yapmayacağım. Söz, söz, söz. Bir gün benim şarteller, kayışlar bir attı Beyhan Hanım. Topladım çocukları, aldım götürdüm anneme. Geldim eve. İlk başta tabii tüpleri bir güzel mutfaktan tüpleri aldım dışarıya, uzak bir yere çıkarttım. Geldim bir kibrit çöpüne baktı. Bir kibrit kül. Evi yaktım, evi. Yaktım tabii. Gerçek. Yaktım, evet gerçek yaktım. Bayeri geldi bana, yangın nasıl çıktı dedi. Ben yaktım dedim. Nasıl? Ben yaktım ya, çaktım kibriti yaktım. Niye yaktın? Kocama kızdım, yaktım. Çocuklarımı da aldım, evi de yaktım, eşyaları da yaktım. Hayata sıfırdan başladım, tek celsede de boşadım. Çok oldum şu an. O kadar aslında oldum. Sinirlenerek sert anlatmış ki yaşadığı şeyi bir düşünün. Yazık bak ya. Bir saniye düşünün. Başka bir kadınla geliyor. Cinnet geçirmiş. Şok oldum. Nasıl yani? Sen Laos'tasın. Bir tane bayan arkadaşıyla geliyor. Sen yardım etmeye geliyor zannediyorsun. Ne zaman nasıl anlatmana şunu? Ya ben doğumuma yakın memlekete gitti babam hasta diye. Gerçekten rahatsızdı babası. Kayınvalidemler beni zaten hiç istememişti. Hani onlardan değilim, İstanbulluyum diye. Dördüncü çocuktan bahsediyorsun. Evet. Sonra bu gitti, ben doğum yaptım. Laos'aydım işte bir 10 gün, 15 gün falan. Bir hanımla geldi. Ben de hani dedim geldi bana yardımcı. Sen hoş geldin falan yani, öptün. Yani. Of. Yani o detaya da girmeyeceğim. Sadece hani akşam oldu işte yer falan yapmaya kalktım dedi. Benim dini nikahlı eşim. Yani ben zaten orada olduğu gibi evden attım. Zaten babamın... O gece evet, kabul baba... etmedin. Etmem, neden edeyim Nursel Hanım? Zaten babam bana kol kanat gelmiş. O gece mi evi yaktın? Yok, o... Ondan sonra ben o babamın evinden taşındım, başka eve geçtim. O gece ne oldu? Kim kaldı o evde uyudu? Kimse kalmadı. Sen? Ben de kalmadım, yukarı babamlara çıktım. Kimse bir de babanın sokmadı. Evine mi geldi? Yani babamın binası vardı, hepimiz bir katta oturuyorduk. Binaya kumadı. Yani kendi babasının evine. Ramise'nin babasının evine. Evine dini nikahlı eş getiriyor. Ne bir, ya çok büyük cesaret. Babanlar ne dedi? Babamlar da yani zaten onlar da çok hızlı ama bana bıraktı. Karar senin dedi yani. Ne yaparsan yap arkandayız dedi. Sen ama bunları bu eve, ben kovaladın. Tabii bu eve dedi çocukları almadan giremezsin dedi. Helal çocukları olsun. Da alacaksın dedi. İyi çocukları. Sonra işte olmuş. Çocukları aldı kaçırdı memlekete bir 3-5 ay. Kocan. Tabii 3-5 ay. Ben de doğumumda işte 40'ım çıktı. 41. gün annemle birlikte memlekete gittim. Çocuklarımı aldım geldim. İyi olsun. Geldim. Laos'a bir kadından bahsediyoruz şu an. Farkında sonrası mısınız? İşte hani zaten Feriköy'deydi bizim evimiz, oturduğumuz yer. Gene böyle başladı saçma sapan şeyler yapmaya. Artık ben de kayışlar koptu açıkçası. Tekrar bir araya geldiniz hayır, mi? Hayır o şey... Barıştınız mı? Yani bırakmıyordu. Öbürkü ne oldu? Bıraktı onu sonra. O gitti memlekete. Ama barışmada değil. Ben sadece onu dedim ki boşanana kadar burada ol. Ama ben eve almıyordum. Gene gelmiş evden eşyaları falan satmaya başlamış. Öyle mi dedim? Kocan. He. Ben de dedim bu eşyaların hepsini ben kendi paramla yaptım. Benim babam mobilyacı. Koltuklarıma varana kadar babam kendi elleriyle yaptı. Ne senin ailene yediririm ne sana yediririm dedim. Çocukları anneme götürdüm. Yaktım. Geldim.
Tüpleri, sadece tüpleri çıkarttım. Seni çaktım. Çaktım, kibriti yaktım. Bak plan da yapmış, tüpleri de çıkarmış, patlamasın. Patlar, patlamasın diye. Nasıl bir radyeye gelmişsen ya. O an zaten... Bak bir şey söyleyeceğim, kimse için bu kadar sinir olmayalım ya. Evi yakacak kadar, gemileri yakacak kadar, aman yine de ayrılabilirdim bunu yapmadan. Çünkü orada benim emeğim var, ailemin emeği var. Çok haklısın, çok. Hani yedirmem. Ne, eşya sattı mı? Sattı tabii. Ne sattı? Televizyon sattı, buzdolabı sattı, koltuk sattı. Onları satana kadar sen neredesin? Yaşıyorsun evde. Ya yaşıyorum ama müdahale edemiyorum ki, adam satıyor. Ay, buzdolabı gözünün önünde yani, gidiyor. Çok ha? Üstüne gidersem... Şiddete meyillenecek. Onu da istemiyordum. Kendini de koruman. Çocuklar da var, küçük. Var. En sonunda dedim yani ben bu evi yakarım, kül ederim. Kül de etti. Sana yedirmem demiş. Sana da yedirmedim. Yani yaptığın şey hiç, ben kimsenin ya yani bu şiddet olayını kadın erkek asla hayatımda tasvip etmiyorum. Ne raddeye gelirsen gel. Hırsını böyle çıkarmamalıydın. Evet. Aynen. Heh. Kurtulmuşsun, iyi yapmışsın, ha, yağlarımız eridi o ayrı, ama zarar aldım. Sana da zarar yani. Evet. Ben bazen eşime kızıyorum, diyorum ki ben ne kadar şen şakrakım, sen niye hep böyle hani suratın hep asık, niye hep böyle soğuksun? Yani meğersem, yani küçük görümceme eşim büyüttüğünü biliyorum. Evet. Özlem diyordu, hem okula gidiyordum, okuldan geliyordum, çalışıyordum, küçük kardeşime bakıyordum diyordu. Babalık yapıyordu benim eşim, en büyüğü. Yani. Ama bu kadar bilmiyordum. Aranız nasıl şimdi? Mesela düğün falan olduğunda geldi mi? Kesinlikle. Hiç. Ben tanımıyorum kıyafetimi. Hatta şöyle bir şey oldu. Çocuklarım artık ondan o kadar yıldı ki, benim en küçük kızım, sonuncu kızım şu an 23-24 yaşında. Gitti, bu soy ismi değişme kanunu vardı ya, gitti soy ismini değiştirdi. Benim soy ismimi aldı. Biz şu an kayınvalidemin soyadını kullanıyoruz. Hep şu an çocukların senin soy isminde yani. Aa, evet. Babalarının çünkü dedesi de büyütmüş hep. Babası büyütmüş. Çocuklarımın hepsi. Hepsi. Evet. Hepsi. Senin kocan da. Evet, benim de soyadım Güler. Aa. Gerçekte o değil. Biz bir gün nüfus kayıt şeyine gidiyoruz değiştirmek için. Başvuru yapacağız. Vukuatta nüfus kayıt örneği alıyoruz. Bir bakıyoruz eşimin kendisine haberi bile yok. 3 tane daha kardeşi varmış. Evet. Kimin? Yani neden? Babadan. Başka bir kadın. O kadın. Yani benim kızımla yaşıt ikiz kardeşleri var. Yani ay Ramiseciğim ya. Artı bir çok tane büyük acayip var. Şeyler yaşamışsın gerçekten. Biz bak. O an yani hayatım hep acayipliklerle doldu, taştı böyle, artık en sonunda bende de kayışlar kopunca. Ha şimdi şöyle düşünüyorum. Geriye gidiyorum. Yapmalı mıydım? Yapmamalıydım. Değil mi? Aman ne olursa olsun. Şu an öyle düşünüyorum ama. Şu an benim sayemde böyle. Anne geçmiş gitmiş artık. Kaç yıldır bekarsın? İşte 2000 tarihinden beri. Bir şey diyeceğim. 23 yıldır bekarsın. 23. Yeni bir aşk olabilir. Hani bir yıldırım da gelmiyor ki. Bir kere daha evlenmek ister miydin? İstiyor. Efendim? Bir kere daha evlenmek ister miydin? Nursel Hanım hiç düşünmedim. Çocuklarım küçüktü. Tamam büyüdüler. İstemedim açıkçası. Bir övey demeyeyim de bir hani bir başkasını babaları olarak görmesini. Zaten babam vardı, annem vardı başımda. Hala da annem bende. Hayır, senin kimseye ihtiyacın olduğu ister. İçin değil. Ha. Sadece o bir sıcaklıktır, aşk, güzeldir. Ya tabii yani. Sen zaten bak, alkışı en çok hak edenlerdensin. Ya. 4 tane çocuğu tek başına büyütmüşsün. Evet. Çok da güçlüsün. Çalışmış. Hala da çalışıyor. Yemek yapıyor. Yani hiç daha önce bu işleri yapmamışsın. Yani şimdi tabii hani insan arada düşünmüyordu değil. Hani evlensem mi diye ama... Yaşadıklarım aklıma gelince hep böyle korkuyordum. Geri gidiyordum ama şu anda kafam rahat. Muhtaç gibi değil. Birine yok. Böyle bana hiçbir baksın diye değil. İhtiyacı yok zaten. Hiçbir zaman muhtaç aşk, olmadım. Aşk diyorum. Aşk olursa olur. Evet. Yok biz arkada konuştuk. Ben daha gencim. Ya dışarıdan güzel ama bakın dışarıdan olmuyor. Ne kadar kabuklu gözükürse bir insan, sert durursa böyle bak ne kadar kızıyoruz belki de ama içinde o bak kadar. Ne fırtınalar kopmuş, bu kadın neler yaşamış, anca dinlersek tanıyabiliyoruz ya karşı şimdi tarafı. Şimdi Özlem bile bugün bu... Şok oldum, bilmiyordum. Bilmiyorlardı, bunların hiçbiri bilmiyordu. Ne, evi yaktığını... Hayır, şu an öğrendim. Şok oldum.
Peki şekerim, geçmiş olsun. Enteresanmış yani, gerçekten çok şaşırdım. Günün son noktası kiminle? Ramize Sultan. Gemileri yakar, haberiniz olsun. Puanlarınızı, yemeklerinizi beğenmezse ne olur ben bilmem. Ramize Sultan'la final yapıyoruz. Bakılmadan gelme.